Korsan koyu sahasında gün batımı zamanında ufku seyrederken Akdeniz'in süt liman sakinliği gökyüzünün altın sarısına bürünmüş renklerin cümbüşü içinde güneş küçülmüş bir sonraki günle buluşmak üzere seyircisine elveda ediyor. Kayalıklarda gün batımını yalnız veya sevdiğinizle izliyorsanız, düşleriniz gün batımına karışır, yaşantılarınız veya yaşatacaklarınız gökyüzüne yansıtılır o an. Farkında olmadan gün batımı gözyaşlarınızı alır kendine. İlmek ilmek dokursunuz düşüncelerinizi gün batımının gizemli nakışlarında, umut ve gün batımı arasında yıkılmaz bir köprü oluşur hayallerinizde. Gün batımı tüm hüzünlerinizden arınarak ruhunuza sindirdiğiniz andır. Kızıl, pembe ve mavinin adeta doğa aşkı adına birleşmesi ve güneşin yakıcı güzelliğinin yerini gecenin sessiz coşkusuna bırakması zamanıdır. Altın sarısı renkler korsan kayalıklarını kızıla boyamış, hala hazan mevsiminin izlerini taşıyor. Gün batımı her daim yeni umutların, en yeni coşkuların doğumudur. Gün batmaya başlarken siz yeniden doğarsınız. Gün batarken siz çoğalır, doğacak günlerin müjdeli hayalleriyle. Doğa ile etkileşimi kuvvetli olanlar her şeyin bir anlam ile yüklü olduğunu bilir. Gün batımı yarın doğacak güneş ile insan için yeni bir umuttur. Güneş en büyük sanatçıdır. O kadar yeteneklidir ki çok çirkin bir şehrin çok güzel görünmesini bile sağlayabilir. Güneş battı ama korkma. Karanlık bulutları gördüğünde ise hiç üzülme. Kendini kötü hissetme ve korkma. Çünkü güneş orada, hemen onların arkasındadır. Güneş nerede olursan ol, sana ulaşan sonsuz kozmik bir güç ve erdir. Gün batımı öyle bir senfonidir ki dağlar, ağaçlar güneşin batışını öten kuşuyla, börtüsüyle ve böceğiyle selamlar. Her gün batımında o an, o zaman ve bugün de hayatta kaldığımız için aklımıza, şansımıza, doğaya ve evrene teşekkür ederiz. İnsan ve canlı için hayatta kalmak her daim bir mucizedir. Her gün batımının bir gizemi vardır. Güneş batarken o an içinde derinlerde bir yerde hayatın battığını hissedersin. Eğer hala yaşamaya dair zamanın varsa bir sonraki gün doğumu insan için yeni umutların başlangıcı hatta kaynağı olabilir. Güneş çok büyük bir sanatçıdır diyoruz. Neden mi? Her güneş batışı farklı, bulutlar, uzay, yansımalar, dağlar, sisler farklıdır ve hepsinden önemlisi insan olarak biz farklıyız. Ruhumuz, düşüncemiz daima yaratıcı ve felsefe zenginidir. Güneş ve gün batımı denklemi çok mükemmeldir. Karşı olsan da, olmasan da, sevsen de, sevmesen de, önem versen de, vermesen de, güneş hep sonsuz doğacaktır. İlgili, ilgisiz düşünceniz ne olursa olsun, ne hissederseniz hissedin, yaşamınızda mutlak döngüler olacaktır. Gün
batımı zamanında yapılması gereken en iyi şey işini bırakmalı ve onu seyretmek ruhun yorgunluğunu atacaktır. Gün batımı güneşin bize verdiği bütün olağanüstü yaşamı takdir etmek için harika bir fırsat olmalıdır. Gün doğumu ve batımı doğada, fotoğraflarda, rüyalarımızda, tablolarda her zaman muhteşem görünür. Çünkü güneş olağanüstü muhteşemdir. Gün batımı bir senfoni müziği, gecenin açılış müziğidir.